8'de sağlık kaldığı yerden tüm hızıyla devam ediyor. Şimdiki konuğumuz ortodonti uzmanı Profesör Doktor Mehmet Oğuz Öztoprak. Hocam hoş geldiniz. Merhabalar, hoş bulduk. Nasılsınız? İyiyim, sağ olun. Siz de iyisiniz. Bizler de iyiyiz. Çok sağ olun. Teşekkürler. Hocam, implant tedavisi hangi durumlarda yapılır? Evet, implant tedavisi bir protetik tedavi türüdür. Bizim diş eksikliği durumumuzda biz implant tedavisine başvuruyoruz. Herhangi bir problemden dolayı dişimiz çekildi, dişimiz eksik veya dişlerimiz bir periodontal probleme bağlı olarak hepsi de dökülmüş olabilir. Hiç dişimiz kalmamış da olabiliriz. Bu tip durumlarda biz çene kemiğin içerisine ufak vidalar implante ediyoruz. Buradan geliyor implant tedavisi. Yani kemiğin içerisine implante edilen, konulan ufak titanyum vidalara biz implant deniyor. Bu implantlar doğal dişlerin köklerinin yerlerine geçiyor. Bu köklerin üzerine de belli bir müddet sonra kemiğe kaynadıktan sonra dişler yapılıyor. Tabii diş hekimliğinde kullanılan implantlar kendi dokunuza en yakın implantlardır. Bu da bir protez türü olduğu için kol protezi, bacak protezi, eksik dokuların yerine yapılan uzuvlara biz implant diyoruz. Burada da diş eksikliğinde yapılan uzuvlara implant deniyor, diş implantı deniyor. Evet. Hocam peki kişi dişini çektirdi, kaybetti zamanında. İleriki yaşlarda implant yaptırmak istedi ya da alanı çok boş bıraktı ya da kemik yetersizliği denilen var kişide. Bu durumda implant yapılabiliyor mu? Evet, her durumda implant yapılabiliyor. Fakat implant da bir cerrahi işlem olduğu için bir takım işte şeker, kalp, tansiyon gibi sağlık problemlerinin olmaması gerekiyor. Bir de implantı yerleştirebileceğimiz kemiğin yeterli olması gerekiyor. Yani aynı işte biz tahtaya çivi çakmak gibi düşünün siz. Yeterli bir tahta olmazsa oraya çiviyi çakamazsınız veya vidayı yapamazsınız veya çok darsa da o tahta çatlar. Onun için yeterli derecede kemik olması gerekiyor. Belli bir yaşın üzerindeyse, eğer kemik erimesi hastalığı varsa, orada yeterli derecede kemik yoksa, o zaman implant yapmak için önceden oraya kemik koymak gerekiyor. Bir takım implant öncesi operasyonlar yapılması gerekiyor. Evet, yapılabilir ama tabii işlem ve süreç çok daha zor bir hale geliyor. İmplantı biz artık birçok hastada, birçok dokuya yapabiliyoruz. Doku eksikliğinde, kemik yetersizliğinde de olabiliyor. Ama tabii burada da implantı yapmak normalde çok daha basitken, evet, kemik yetersizliği olduğu zaman biraz daha zorlaşıyor. Onun için bizim tavsiyemiz şu: dişlerinizi çektirir çektirmez, diğer dişler o boşluğa kaymadan, oradaki implant boşluğu, dişlerin dengesi bozulmadan, çünkü oradan bir tane diş çektiniz, diğer dişler kaydığı zaman o boşluğa doğru, oradaki kapanış bile değişiyor. Yani bir taraftaki kapanışınız daha önce basmaya başlıyor. Fazla olan, normal olan taraftaki ama eksik olan dişteki tarafta dişler yattığı için ısırdığınız zaman bir taraf önce basmaya başlıyor, bir taraf sonra basmaya başlıyor. Bu diş gıcırdatmaya, periodontal problemlere ve ileride kemik kayıplarına da sebep oluyor. Bunun için en önemli şey şu: çektirir çektirmez, eğer dişiniz çekildiyse hemen 3-5 ay içerisinde dişleriniz kaymadan, dengeniz bozulmadan yüz asimetrisine de sebep olur aynı zamanda. Yüz asimetrisi tabii. Her şey. Her şeye, yani her şeye çok büyük problemlere sebep oluyor. Ilgili. Onun için mutlaka hemen implantınızı yaptırmanızı tavsiye ediyoruz. Hocam bir de yeni nesil implant diye bir şey duydum. Onlar daha mı iyi oluyor acaba? Evet. Bir ortodontiste soralım. Evet. Evet, yani şimdi şöyle, implantlar tabii eskiden işte böyle seramik implantlar vardı. Değişik yüzyıllardan beri bir sürü şeyleri, eski çağlara da bakıyoruz. İnsanlar eksik dişlerinin yerine bir şeyler yapmaya çalışmışlar o şeyine. Ama şimdi işte bir 30 yıldır, 40 yıldır belki, 45 senedir yaklaşık 1960'lı yıllardan beri bu dişlerin içerisine implantlar yeni tekniklerle yerleştirilmeye başlandı. Bu tabii ilk başta seramik implantlar oldu. Sonra titanyum vücuda en uyumlu materyal olduğu için titanyum oldu. Daha sonra da bu yeni nesil dediğimiz yüzey porozitesi tam anlamıyla kemiğe yapışacak implantlar çıktı ve bunlara uygulaması da çok kolay hale geldi. Eski yaptığımız implantlar daha ince implantlardı, ısırdığınız zaman kırılabiliyordu vesaire. İmplant teknolojisi çok gelişti. Artık dünyada birçok ülke implant yapar hale geldi, birçok markalar var.
Bu yeni nesil implantlarda artık fail oranı dediğimiz bizim yani hani yapıldıktan sonra düşme oranları çok çok azaldı. Bunu tabii yapılma teknikleri de var. Onların da dikişsiz implantlar vesaire gibi yapılma teknikleri de çok gelişti. Artık 3 boyutlu tekniklerle yapıyoruz. Onlardan da yine bahsederiz ama implantlar artık günümüzde son derece iyi bir şekilde imal ediliyorlar. Neredeyse kötü implant hiç kalmadı. Hepsi yeni nesil, hepsi yani hani koyulduğu zaman bir problem olmadıkça düşme olasılığı ya da kaybolma ya da kendi kendine atma olasılığı çok düşük. Peki hocam hasta olarak biz implant yaptıracağımızda diş eksikliğimiz var. Neye dikkat etmeliyiz? Şimdi söyleminize göre implant hani kötü implant diye bir şey kalmadı. O zaman biz hasta olarak neye dikkat etmeliyiz burada sağlıklı bir yerleşkeye sahip olmak için? Şimdi kötü implant kalmadı ama mutlaka bunların sertifikaları var. Yani hani mutlaka sertifikalı bir implant olması lazım. Şimdi merdiven altında üretilen bir implanta da iyi diyemeyiz. Mutlaka belli bir standardın, belli bir sertifikasının olmasına dikkat edeceğiz bir. İkincisi yapan hekime mutlaka dikkat etmemiz gerekiyor. Çünkü hekimin tecrübesi burada en önemli şey. Tabii ki. Evet, implantın sertifikası, markası, modeli vesairesi bunlar da önemli olabiliyor. Yapılma tekniği önemli olabiliyor. Hı-hı. İşte hiç konulmayacak bir yere, biraz önce bahsettim işte tahtanı, çok ince bir tahtaya böyle hiç konulmayacak bir yere kalın bir vida koymaya çalışırsanız yanlış bir işlem yapmış olursunuz ve o tutmaz. Evet. Bunun için burada mutlaka tecrübeli bir hekim, çene cerrahisi, olabilir, çene cerrahları olabilir, periodontoloji cerrahları olabilir. Bu konuyla ilgili eğitim almış diş hekimliğinden sonra mutlaka bir doktora gitmenizde, tecrübeli bir doktora gitmenizde fayda var. Peki hocam implantları yaptırdıktan ne kadar süre sonra üzerine o protez dişleri koyuyorsunuz? Evet. Şimdi şöyle o dediğim gibi o kaynama süresi eskiden daha fazlaydı. Kemiğe biz kemiğin içerisine nasıl toprağa tohum atarmış gibi kemiğin içerisine koyuyoruz. Sonra kapatıyoruz. Sonra bir 3 ay bekliyoruz. Şu anda süre 3 ay. 3 ay içerisinde o iyice kemiğe yapışıyor. Daha sonra onu çıkartmak bile zor oluyor. Öyle bir yapışıyor ki daha sonra onu mümkün değil. Kemikle beraber çıkartmak gerekiyor. O yapıştıktan sonra zaten o çok uzun ömürlü oluyor. 30 sene, 40 sene ağızda kalan implantlar biz gördük. Bir problem olmadıkça uzun süre ağızda kalıyor. 3 ay sonra biz onun üzerine dişini koyuyoruz ve kendi dişine en yakın şekilde onu kullanmaya başlıyor. Tabii ki kendi dişinin yerine hiçbir şey tutamaz ama kendi dişine en yakın implantlar diş hekimliğinde kullanılan yapay uzuvlardır. Hocam şimdi izleyicilerimizden şehir dışı ve yurt dışından izleyenler de var bizi şu anda. Yurt dışı ya da şehir dışı hastalarına nasıl bir implant tedavi süreci bekliyor? Kişi geldiğinde bir haftada ya da 15 güne ne kadar kalması gerekiyor burada? Evet. Şimdi şöyle yurt dışından gelen hastalarımızın biz tedavilerini, bütün planlamalarını daha onlar gelmeden yapıyoruz. Bütün çalışmayı 3D olarak planlıyoruz. Bütün kaç tane implant konulacak, nereye konulacak, nerede kemik eksik hepsini bir planlıyoruz ve dokümente ediyoruz. Onları hazırladıktan sonra, bunları anlaştıktan sonra yurt dışından hastamızı havaalanından uçağını alıyoruz, havaalanından onu karşılıyoruz, sonra kliniğimize ağırlıyoruz. Biz onu bir veya iki gün içerisinde bütün implant tedavilerini yapıyoruz. Bazen bizim immediat dediğimiz yani üzerine hemen yükleyip de gönderebiliyoruz. Çok agresif implantlar oluyor mesela bazen aralarda koyabiliyoruz. Dişini hemen üzerine koyup da gönderdiğimiz implant çeşitleri ve yerleri de olabiliyor. Ama her hastamızda bunu tabii uygulamıyoruz. O bir iki gün biz onu misafir ettikten sonra tekrar belki bir günde, iki günde ülkesine yolcu ediyoruz. Sonra bir 3 ay sonra tekrar biz onu geri çağırıyoruz ve 3 ay sonra da yine bir 3-4 gün içerisinde dijital yine ölçülerle, dijital gülüş tasarımlarıyla implant üstlerini tasarlayarak yapıyoruz. Artık robotik kollar devreye girdi. Bizim ölçüyü dijital olarak aldıktan sonra 3D olarak tasarlanıyor. 3 boyutlu olarak geçicileri yapılıyor. 1-2 gün içerisinde robotik kollar o dişlerini kazıyor ve biz hızlı bir şekilde hastamızın ağzına dişlerini takıyoruz ve 3-4 gün içerisinde maksimum tekrar yolcu ediyoruz. Yani hani bizim birinci sefer gelmesi de ikinci sefer gelmesi bir haftayı, 5 günü, 6 günü
geçmiyor toplamda. Onlar da hem bir şehir turu yapıyorlar, İstanbul'un güzel yerlerini gezmiş oluyorlar, hem tatil yapıyorlar, hem dişlerini yaptırıyorlar ve mutlu mesut, o dijital olduğu için hata payı da olmuyor, biz onları gönderiyoruz. Hocam peki implant yapmak için yer olmadığında çene yapısında şeffaf plaklar yeterli midir ağız için? Evet, şimdi bazen bu oluyor. Biraz önce dedim işte o dişi çeker çekmez o implantı yapmadığınız zaman dişler kayıyor. Evet. O dişler kaydığı zaman çok büyük problem. Yani nasıl büyük problem? O dişler kaydığı zaman bir, kapanışımızın dengesi bozuluyor. İki, kemik erimesine sebep oluyor. Üç, eklem hastalıkları oluyor. Dört, diş sıkımı oluyor. Baş ağrıları geçmeyen, boyun ağrılarına kadar giden bir sürü süreç oluyor. Onun için o denge bir kere bozulduğu zaman, onu düzeltmeden oraya yapılan bir implant sizin bu ağrılarınızın ve problemlerinizin kalıcı hale gelmesine sebep oluyor. Onun için ne yapacağız? Ortopedik stabilite dediğimiz bizim ortodonti uzmanlarının yaptığı şey, yine şeffaf plaklarla, yurt dışından bile gelse hastamız, şeffaf plağı veriyoruz. O ilk başta ortopedik olarak stabiliteyi alıyoruz. Daha sonra implant yapıyoruz. Biz hep ortopediye, diş çene ortopedisine benzetiyoruz. Bahsediyorum, bir ayağınızda topuklu ayakkabı, bir ayağınızda düz topuk giyin, yürümeye başlayın. Böyle yalpa yapa yapa gidersiniz. Aynı bu şekilde çenede tek bir kemik, iki tane eklem başı var. Bir yerde bir erken temas varsa bu şekilde temassızlık oluyor. Şimdi onu dengelemediğiniz müddetçe, yürüyüşünüz dengelenmediği müddetçe ömür boyu eklem ağrıları, diz ağrıları, bel ağrılarından kurtulamazsınız. Aynı bu şekilde de çene çok önemli. Çene düzgün kapanmadığı zaman boyun ağrıları, baş ağrıları, geçmeyen sırt ağrılarından kurtulamazsınız. Yani aslında baktığımızda hani baş ağrısı olduğunda stresten de olmayabilir, ağız yapımızdaki eksiklikten de olabilir. Büyük bir kısmı ağız yapısının düzgün kapanmaması, ortopedik olarak o güzel instabilite dediğimiz, stabil olmayan, düzgün, eşit basmayan bir çene bizim bütün baş, boyun, sırt ağrılarımızın sebebi olabiliyor. Genelde toplumda bu çok yaygın ve nasıl olacağını da bilmiyorlar. Nasıl, nereye gitse geçmiyor, baş ağrısı var, ilaç alma. Bu değil. Bu şekilde düzelmiyor. Mutlaka ortopedik olarak stabil hale getirmesi gerekiyor. Diş eksikliğini asla bakın, diş eksikliği olduğu zaman hemen müdahale etmek gerekiyor. Hemen dişiniz mi çekildi? Hemen implantınızı yaptırın. Evet. O kaymasın, dişler bozulmasın, ortopedik bozulmasın. Yani bu şekilde ortopedik olarak bütün dengeniz bozulduğu zaman bu sefer eklem ağrıları oluyor, geçmeyen baş ağrıları oluyor inanılmaz derecede. Ve bunları düzeltmesi de öyle kolay olmuyor. Bir sürü ameliyatlar, ondan sonra işte gece splintleri, ciddi manada eziyetli bir dönem oluyor. Bunu da tabii ki mutlaka bir ortodonti uzmanının stabiliteyi sağlaması, daha sonra bunun implantlarını da güzel bir şekilde oraya tam yerleştirilmesi gereken implant boyu, tam yerleştirilmesi gereken implant boyutuyla, kalınlığıyla biz 3 boyutlu tomografi çekiyoruz. Hep 3 boyutlu gidiyor. 3 boyutlu tomografiyle ilk önce kemiğin kalınlığını görüyoruz. Daha sonra 3 boyutlu kemiğin kalınlığını gördükten sonra 3 boyutlu navigasyon splintleri yapıyoruz. Artık dikişsiz implant diye bir şey çıktı. O dikişsiz implantla biz hiç ameliyat yapmadan olması gereken yere implantımızı dolgudan daha basit bir şekilde yerleştiriyoruz. Ve inanın 5 dakika sürmüyor. Bittiği zaman da hiçbir ağrısızı hissetmiyor hastalarımız. Oldu mu, yapıldı mı anlamıyorlar bile. Röntgeni çekip kontrol röntgenini gösterdiğiniz zaman orada vidayı görüyorlar. Evet, teknolojiyi sonuna kadar kullanıyorsunuz. Sonuna kadar. Yaklaşık 10-11 yıl önce ben de yaptırdım implant. O dikişlisinden de benimki yalnız. Peki hocam, implant, zamanımız varken sorayım. İmplantlar ömürlük işlemler midir? Bakımı nasıl olmalı? Ya tabii bizim tıbbi olarak yaptığımız hiçbir şeyin ömürlük diye bir şey söyleyemeyiz. Tabii ki biz dişlerimize bakacağız. Kendi dişlerimize de bakmazsak ömürlük tabii değil. Ki. Kendi dişlerimizde bazen oluyor ki 80 yaşına kadar, 90 yaşına kadar, 100 yaşına kadar, 100 yıl ağızda kalabiliyor. Nasıl kalıyor? Bakımını güzel yaparsak, fırçalamasını güzel yaparsak, sağlıklı beslenirsek ağızda kalabiliyor. İmplantlar da böyle. İmplantlar da şu anda implantları işte biz implantlar çıkalı belki bir 50 sene oldu, 40 sene oldu. 40 sene önce yapılan bir implantı biz ağızda görebiliyoruz. Hala ağızda kalan implantlar olduğu gibi 40-45 senelik implantları biz takip yaptığımız, görebildiğimiz gibi. Ama bir sene içerisinde işte bir hastalık geçirmiş,
periodontal bir hastalık geçiriyor. İşte bütün dişler bir anda döküldüğü gibi o implantlar da, implantları tutan kemik eridiği zaman o implantlar da düşebiliyor. Yani hiçbir şekilde biz kırılmayan bir diş, çıkmayan implant, düşmeyen bir implant, ağızda ömür boyu kalacak bir implant tabii ki söyleyemeyiz. Tabii ki öyle bir garanti yok. Ama tabii ki burada bakacağız. Baktığımız müddette uzun süreler, ömür boyu ağızda kalabilen, ağızdan çıkmayan, ölünceye kadar belki kullanabileceği implantlar oluyor. Tabii belli bir yaştan sonra insanın dişlerinde, kemiklerinde erime olduğu zaman kendi dişleri dökülebiliyor. O zaman tamamen dişsiz kaldığı zaman damak, eskiden belki ninelerimiz görmüşsünüzdür, damak yapmaya, çıkartmaya şey yapıyor ama o damaklar o kadar zordur ki, o damaklarla yemek yemesi, o damakların hiçbir yere tutunmuyor. Bir vakumla ısırıyorsunuz, o vakumla ısırıp ağızda lokmayı döndürmesine alışması bile bir 6 ay alıyor. Yani onu yapması, onu kullanması, yemek yemesi eziyetli bir hale, çileli bir hale geliyor. Belli bir süre sonra o kemik de eridiği zaman, bir 5 sene sonra onlar tutmamaya başlıyor. Hiç kemik kalmadığı zaman da hiç protez kullanamaz hale geliyor. Onun için biz bu şekilde tamamen dişi kaybetmiş hastalarımıza da mutlaka hemen kemik varken implantlarını yapıp üzerlerine dişlerini yaptığımız zaman bu implantlara yaptığımız hastalarımız yapılan araştırmalarda bir 10 sene fazla yaşadıkları söyleniyor. Yapılan sağlıklı araştırma. Besleniyor aynı zamanda. Çünkü beslenebiliyor. Evet. Hayat enerjileri kesinlikle gitmiyor. İstediğini yiyip içebiliyor. Yiyip içme isteği oluyor. Yaşam enerjisi. Yaşam enerjisi artıyor. Evet. Tabii ki insan proteinini, etini güzel çiğneyip beslenebilip aldığı zaman da vücut daha dinç ve dirençli kalıyor. Ve yaşam enerjisi de üst düzeye çıktığı için yaşama sevinci ve isteği insanları yapılan araştırmalarda bir 10 sene fazla yaşadıklarını göstermiş. Çok güzel. İyi ki implant var diyorum o zaman hocam. Hocam çok teşekkür ederiz. Yine çok faydalı bilgiler verdiniz bize. İyi ki geldiniz. Ağzınıza ayağınıza sağlık. Ben teşekkür ederim. 8'e Sağlık'ta bugünkü konuğumuz ortodonti uzmanı Profesör Doktor Mehmet Oğuz Öztoprak idi. Kendisiyle implant tedavilerinden ve süreçlerinden bahsettik. 8'e Sağlık kaldığı yerden tüm hızıyla devam ediyor.